Dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü savaş uçaklarıyla tanışmaya hazır mısınız? Bugünkü videomuzda dünyanın en iyi savaş uçaklarından bahsedeceğiz. Bu güçlü savaş uçaklarına geçmeden önce ise videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. MiG-25, Rus Mikoyan Gurevich Tasarım Bürosu tarafından geliştirilip üretilmiş olan 3. nesil bir avcı, önleyici ve yüksek hızlı keşif uçağıdır. Prototip olarak ilk uçuşunu 1964 yılında gerçekleştiren Foxbat, sesten 3 kat hızlı seyredebilme yeteneği, güçlü radar sistemi ve uzun menzilli havadan havaya füze donanımıyla zamanının batılı gözlemcilerini oldukça endişelendirmişti. Etkileyici hızına karşın MiG-25'in görev menzili yalnızca 1200 km. Öyle ki 1976 yılında Japonya'ya iltica eden Victor Belanco'nun kullandığı MiG-25'in yakıtı inişten hemen sonra tükenmiştir. Bugüne dek 1190 adet üretilen MiG-25, Rusya, Cezayir, Suriye ve Ermenistan Hava Kuvvetleri envanterinde sınırlı sayıda hizmet vermekte. Videomuzun bir diğer güçlü savaş uçağı Amerika tarafından tasarlanıp üretilmiş General Dynamics F-111 adındaki bu taktik avcı bombardıman uçağı. İlk uçuşunu 21 Aralık 1964 yılında gerçekleştiren bu başarılı uçak günümüzde hizmet dışıdır. Ancak F-111'ler askeri uçaklar için değişken geometrili kanatlar, art yakıcılı turbofan motorlar, alçak irtifa yüksek hızlı seyir için yeri izleyen radarlar gibi birçok yenilikte öncülük etmişti. Dizaynı ise özellikle Sovyet mühendisler için ilham verici olmuş. Dönemi için sıra dışı olan teknolojisi de günümüzde standartları belirlemiştir. Sırada kökeni Sovyetler Birliği olan çok amaçlı avcı uçağı var. Suhoi Su-27 olarak da bilinen bu uçak, Suhoi Tasarım Bürosu tarafından tasarlanmış, 4. nesil üstün manevra yeteneğine sahip Sovyetler Birliği avcı uçağıdır. Olağanüstü menzili, ağır silah yükü ve çok yüksek irtifada çalışma yeteneğiyle Birleşik Devletler'in yeni nesil avcılarına birebir rakip olarak düşünülmüştür. Su-27 genellikle hava üstünlüğü gerektiren operasyonlarda uçmuştur. Fakat bütün çatışma durumlarında görev alabilecek de durumdadır. Son olarak Sovyetler Birliği tarafından 680 tane Su-27 üretilmiştir. Bunlardan 400 tanesi Rusya Taktik Hava Kuvvetleri'nde kullanılmakta. Bağımsız Devletler Topluluğu üyelerinden Ukrayna 60 kadar, Beyaz Rusya muhtemelen 25 adet, Kazakistan yaklaşık 30 ve Özbekistan da 25 adet Su-27'ye sahiptir. Güçlü savaş uçaklarından bahsetmeye devam ediyoruz. F-15 Eagle, her türlü hava şartlarında görev yapabilen, yüksek manevra yetenekli ve hava muharebelerinde de üstünlük sağlamak üzere tasarlanmış bir avcı uçağı. Amerikan kökenli bu uçak, manevra yeteneği, ivmelenme, menzil, silah donanımı ve gelişmiş aviyonikleriyle çok üstün bir uçaktır. F-15'in elektronik sistemi birden fazla düşman uçağını tespit etme, bilgi toplama, izleme ve taarruza uygundur. Silah donanımı, bir kişinin güvenli ve verimli bir şekilde hava muharebesi yapmasına da imkan verecek bir tarzdadır. Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen önleme uçağı MiG-31 ile videomuza devam edeceğiz. Sovyetler Birliği tarafından 1975'te geliştirilen MiG-31, 2 kişilik, 2 motorlu yüksek irtifa önleme uçağıdır. Asıl görevi nükleer füzeler, casus uçaklar ve bombardıman uçaklarını önlemek ya da imha etmektir. Bunun dışında MiG-31, dünyanın mekanik olarak en yüksek performanslı hava üstünlük uçaklarından. Çok yüksek bir hıza ve çok iyi bir manevra kabiliyetine sahiptir. Son olarak uçakta 200 km menzile sahip Zaslon radarı kullanılmakta. Son yıllarda modernize edilerek yer saldırı özelliği de kazanan MiG-31, modern uçuş sistemleri ve renkli ekranlı kokpite de sahipti. Videomuzun son sırasında ise bir fotoğraf var. Rusya tarafından tasarlandığı ve yakın gelecekte kullanıma çıkacağı iddia edilen bu uçak sizce de çok başarılı değil mi? Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bu uçak sizce gerçekten de gelecekte göklerde olabilecek mi? Cevaplarınızı ve videomuzda bahsettiğimiz bu güçlü savaş uçakları ile ilgili görüşlerinizi bize yorumlar kısmından mutlaka yazmalısınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.